İlyas neredeymiş? Kavga etmişler, çıkmış gitmiş. Telefonları da açmıyormuş. Sizin nasıl geçti kızla? Ah, çok tatlı bir kız. Konuştuk, kartımı verdim. Ne zaman istersen ara dedim. Bu kadar mı? Ne bu kadar? Yani kartını verdin çocuğa. İstediğin zaman ara dedim, bu mu? Başka ne diyecektim? Ya Demet, sana inanamıyorum gerçekten ya. Onun kardeşini öldüren çocukla mesaini düşünüyorum da. Yani ikisini kıyasladığım zaman gerçekten benim kalbim acıyor. Yine duygusal davranıyorsun. Ya kurbanın olayım, yapma, söyleme şöyle. Duygusal davranmak yanlış bir şey gibi konuşuyorsun. Yanlış falan değil. İnsanlar duygulardan oluşur. Asıl ben seni anlamıyorum. Sen bu davaya nasıl bu kadar profesyonel yaklaşabiliyorsun ya? Bak, yardıma ihtiyacı olan insanlar şu an içeride. Ama sen buradan gidip Efe'nin psikopatolojik bilmemesinin haritasını çıkaracaksın. Kız camla bileğini kesmiş. Madem çocuklarla ilgileniyorsun, burada kal da bu çocukla da ilgilen, tamam? Biliyorum Sedat. Anlıyorum. Konuştum dedim sana içeride. Ama Efe de yardıma muhtaç. Bunu unutma. Ben onu kazanmak için... Ya bu çocuğu kazanamazsın. Demet, kazanamazsın. Bu çocuk katil. Ya şunu aklının bir köşesine yaz. Bak, o çocuğu mağdur gibi göstermeye de çalışma. Mağdur falan değil. Mağdur insanlar bunlar. Ya gördün az önce, hayatları bitmiş. Perperişanlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? O katille uğraşacağını biraz bunlarla ilgilenseydin, bence bazı şeyleri engelleyebilirdin. Yeter! Yeter ya! Bıktım senin şu ithamlarından. Sanki ben katilleri kolluyormuşum, koruyormuşum gibi konuşuyorsun benimle. Ben işimi yapıyorum. Tahmin ettiğinden de çok daha zor bir iş bu. Suçlu bir insanın yanına girdiğinde kişisel, toplumsal ön yargılarını kapıda bırakmak zorundasın. Sırf sen ondan nefret ettin diye hasta birini hapse atamam. Sağlıklı birini de hastaneye gönderemem. Vicdani sorumluluklarım var benim. Alacağım karar Efe'nin bütün hayatını etkileyecek ve ben bu sefer hata yapmak istemiyorum. Hepimizin geçmişinde bir takım yaralar vardır. Bizi biz yapan yaralar. Sadece fiziksel değil, duygusal yaralar, yokluğuyla sizi yaralayan bir baba, varlığıyla sizi yaralayan bir anne. Her gün yeni yaralar ediniriz. Bazen en büyük yarayı kendi kendimize açarız. Bir kere huzurumuz bozuldu mu, en iyi bildiğimiz şeyin bile acemisi oluruz. En büyük acemiler de çocuklar. Durmadan yaralanırlar. Ama aynı zamanda hayatla baş etmenin yolu da bu yaralardan geçer. İyileşen yara bizi olgunlaştırır, dönüştürür. Bazen ufak ufak sızlar ama bu da iyi bir şeydir. O sızı olmadan sağlıklı günlerin kıymetini bilemeyiz çünkü. Üşümeden ısınmanın ne kadar tatlı bir his olduğunu anlayamayız. Yalnızlığı deneyimlemeden ailenin değerini bilemeyiz. Bu bir tasarım hatası mı yoksa bir mucize mi bilmiyorum.
Ama kötü şeyler olmadan iyiler manasını kaybeder. Karanlığı bildiğimiz için güneşin doğuşu güzeldir.